Selamun aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme erzukna hıksan mursalin ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai. Bi keramike ya ekremel ekremin ve bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme bihubbi zâtike tahassanna ya Allah, la ilahe illallah, seyyidina Muhammedun Resulullah, hakkan ve sıdkan. Yine bir mübarek Ramazan-ı Şerif gününde bir dersimize daha başlamış olacağız inşallah. İnşallah Ramazan-ı Şerif madden malen bereketli geçiyordur umarım. Allah tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları kabul eylesin. Evet. Şimdi 3-4 kişi var. 5 dakika daha bekleyelim de. Yani dersi bekleyelim. Şimdi baştan yaptığım duada Allahümme erzukna hıfzan mürselin diye dua yapmıştım. Bu dua unutkanlığa karşı. Yani bu duayı okuyan bir insan her gün okursa, efendim 40 gün okursa, öyle öğrenmiştik talebeyken, duyduğunu, okuduğunu, öğrendiğini bir daha unutmazmış. Peki ne diyor bu dua? Allahümme, Allah'ım, urzukna, bize nasip et. Rızık kelimesi. Allah pardon. Bize nasip et. Neyi nasip et? Hıfzal murseliyin. Resullerin hafızasını nasip et. Resullerin hafızasını nasip et. Resuller kimlerdir? Peygamberler ikiye ayrılır. Aslında 4 derece vardır da görev bakımından ikiye ayrılır. Birincisi Rasullerdir. Rasuller, Akaid kitabında kendisine melek gelen peygamberlere Rasul deniyor. Yani kendi Rasul ya da Risalet bir görev demek. Görevlendirilmiş, ona vahiy gelmiş, kitap gelmiş. Veya kitap gelmese de melek gelmiş, Cebrail aleyhisselam gelmiş, ona bir şeyler bildirmiş. Değil mi? Mesela Nuh aleyhisselam. Buna melek gelmiş. Bu Nebi değildir, nedir? Rasuldür. Hatta Ülül Azim bir peygamberdir. Yani 5 büyük. 5 rivayete göre 6 büyük. Ülül Azim peygamberlerden birisidir. Ülül Azim peygamberlerin de salavatı vardır. Bilenler varsa Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Adem'e ve Nuh ve İbrahim ve Musa ve İsa ve men beynehum minen nebiyyine ve mursalin. Bu 6 isim. Bunlar Ülül Azim peygamberlerdir. Yani derece bakımından Resullerden de daha yüksektedir. Resuller de dediğimiz gibi birincisi kendisine vahiy gelen, melek gelen. İkincisi mucizeyle desteklenmiş olan nebiler Resul oluyor. Yani Safat suresinde Cenab-ı Hak Resulleri tanıtıyor zaten. Estağfirullah ve inne Lut'an leminel murselin. Lut aleyhisselam diyor, Resullerdendir diyor. Efendim ve inne Salihan, mesela Salih aleyhisselam, Lut aleyhisselam, bunlar Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler Resullerdir. Bunlara melek gelmiştir. Kimine azap vahiy gelmiştir, kimine müjde vahiy gelmiştir. Bunlara Resul deniyor. Ve bunların görevlerini aşikara tebliğ etmesi bunların üzerine şarttır, yani vaciptir. Onun için Rasullerdir. Nebi de ve ilhamel enbiyayı, nebiler de bunlara direkt melek gelmemiştir. Direkt melek gelmemiştir. Bu nebiler kendi zamanında veya kendinden bir önceki Rasulün emrinde, beraberinde çalışırlar. Yani görev yaparlar. Bunlara nebi denir.
Rasullerin adedi 313'tür. Eshab-ı Bedir gibi. Nebilerin adedi de bir rivayete göre 124 bin veya 224 bindir. Burada ihtilaf vardır. Yani Resulullah Efendimiz burada kesin bir sayı belirtmemiş. Benim bazen aklıma şöyle geliyor. Acaba hani 124 bin veya 224 bin demesi hani cinnilere de mi acaba kendi cinslerinden peygamber geldi de orada bir ihtilaf var gibi geliyor. Çünkü onlar da mükellef olduğu için Cenab-ı Hazreti Allah onlara da peygamberler göndermiştir kendi cinsinden. Ve tabii son peygamber bizim peygamberimiz. Hem cinni hem insi yani Resulü Sakaleyn diyoruz. Mesela hutbelerde duymuşsunuzdur. Veya başka ifadelerde, başka yerlerde, meclislerde. Resulü Sakaleyn demek hem insanların hem cinnilerin Resulü. Tebliğ görevlisi, büyük zatlar, Resuller. Nebilere tebliğ gelmez, yani vahiy gelmez, tebliğ gelir, vahiy gelmez ama onlara ilham gelir. Ve ilhamel enbiyai. Nebilerin ilhamını da bize nasip et ya Rabbi. Yani öyle ilim öğrenelim biz, sadece duymakla, okumakla olmuyor bu iş. Allah, Cenab-ı Hak ne yapacak? Lütfuyla, keremiyle ilham edecek. Gönlümüze serpecek ilimleri, marifetleri, bazı incelikleri, normal insanın okuyup da anlayamayacağı şeyleri, incelikleri bazen insan Allah'ın lütfuyla efendim yapmış olduğu ibadetin bereketiyle anlar. Resulullah Efendimiz buyurmuşlar. Yani müminin firasetinden korkun çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Yani siz onu kandıramazsınız. O hemen anlar, inceliği anlar. Yani maksadınızı anlar anlamında. Mümin çünkü aldanmaz. Yani iki yerden nasıldı o? Bir mümin üç kere aldanmaz. Hadi bir kere belki aldanır, güvenir. İki kere aldanır ama üçüncüye tamam der. Bu kadar yeter. Yani üçüncü kere aldanmaz. Allah'ın nuruyla, lütfuyla kendisini böyle durumlardan korur Allah'ın izniyle. İşte onun için peygamber yani enbiya denilen peygamberlere ilham gelir. Onlar ilhamla hareket eder. Ne buyurmuş Efendimiz? Sadık bir rüya peygamberlik makamlarından bir makamdır. Yani sadık rüya rüyayla bildiriliyor. Yani Resulullah Efendimiz de kendisine açık melek gelmeden önce rüyalar görüyordu, sahih rüyalar görüyordu. Belki o an içinde nebiydi, farkında değildi veya biz bilmiyoruz. Tabii kesin konuşulmaz. Ama melek geldikten sonra ne oldu? Resul oldu. Ve 3 sene tebliğ yapmadı. Yani 3 sene onu Cebrail Aleyhisselam eğitti, öğretti, eğitti, öğretti. Ondan sonra ne oldu? 3 seneden sonra Şuara suresi galiba olması lazım. Estağfirullah. Ve enzir aşiretekel akrabin emri geldi. Habibim sen yakın akrabalarını, aşiretini korkut. Yani tebliğe başla anlamında 3 seneden sonra. Ondan sonra işte 10 sene Mekke-i Mükerreme'de açık tebliğ, eziyetler, işte takipler, işkenceler, ambargolar, sonra hicret emri veya müsaadesi. Öyle 10 senede Medine'de 23 sene böyle görev yaptı. Yani enbiyalar onlara şey gelmez, kitap veya vahiy gelmemiştir, ilham gelmiştir veya sadık rüya ile görevleri onlara anlatılmıştır. İşte bir de ve fehmül evliyayı Allah'ın bize evliyanın anlayışında nasip et. Demin de dediğim hadis-i şerif evliya için, salih insanlar için geçerli. Onlar da Allah'ın nuruyla böyle dakik dakik, ince ince her meseleyi anlar görür. Evliyanın fehmi. Fehm anlamak anlamında yani. Sarf ilmine göre çekilişi fehime yefhemu. Yani fehime anladı, yefhemu anlar. Fehmetmek anlamak anlamında. Evet şimdi bir rahmetki ya Rahman ve Rahim'in diyoruz sonra işte Allah'ın rahmetini bize Rasullerin Hıfzal Mürselin Rasullerin hafızasını nasip et. Yani onlar unutmaz. Allah öyle bir nimet vermiş, öyle bir zeka vermiş. Onlar unutmaz. Akılları sağlamdır. Yani maazallah
müşriklerin dediği gibi Mecnun, delik falan öyle bir şey görmemişlerdir. Resulullah Efendimiz böyle telaş ederdi Cebrail Aleyhisselam okurken. Hani ben unuturum, işte hafızam yerinde olmayabilir, hani ne bileyim, yani insan hali, hepimiz yaşıyoruz. Bir şey anlatırken takılıyoruz, değil mi? Mesela bazı insanlar, hani Almanca Füllwörter derler ya, boşlukları dolduran kelimeler vardır böyle, sesler vardır, ı falan, efendime söyleyeyim. Bunlar, yani onlar da olmaz çünkü onların hafızası çok kuvvetlidir. Allah öyle nasip etmiş, öyle yazmış. Yani koskoca Kur'an-ı Kerim, efendim, büyük kitaplar, sahifeler, bunları rasuller muhafaza etmişler. Yani dört çeşit demiştik: peygamberlik makamı, enbiya, murselin, rasuller, ulul azm peygamberler, o salavat-ı şerifte geçen. Bir de Hatemül Enbiya makamı var, Resulullah Efendimiz'e mahsus. Yani en zirve makam o, Hatemül Enbiya, peygamberlerin mührü, sonuncusu anlamında. Yeterli derecede sayımız var. Şimdi inşallah birkaç kendi usulümce denemek istedim. Başarılı olmadığımı düşündüğüm için dedim tekrar İsmail hocamızın da tasdikiyle, bu Medine, hani şey kitabı var ya, ekran görüntüsü var inşallah. Yani Neue Freigabe yapmam gerekiyor. Gelişim 2. Evet. Ekran görülüyor mu? Şu PDF dosyası. Gözüküyor hocam. Tamam. Teşekkürler. Evet, şimdi buradan inşallah devam edeceğiz. Bunun bir ikinci bölüm var ya bu kitaplardan. Hem bu usulle devam edelim bakalım inşallah. Allah muvaffak eylesin. Allah bize Resullerin hafızası nasip etsin, dua ettiğimiz gibi. Durusul lügatil arabiyeti. Bak, son heceleri de, şey, harekeleri de söylüyorum ki hani İrab daha iyi anlaşılsın diye. Durusul lügati el arabiyeti. Kim için? Li gayrin natıkîne biha. Arap lügatıyla konuşmayanlar için. Yani şey için, yabancı dili, yani ana dili başka olup da Arapçayı yabancı dil olarak öğrenmek isteyenler için. El cüzül evvel, bu birinci bölüm, birinci kitap. Kim yazmış? El Doktor Fi Abdurrahim. Zaten şurada da yazıyor. Bunlar da V'yi Fav olarak okuyor galiba. F yazdığına göre şurada. El Doktor. İşte bazı terimleri Araplar da, bazı kelimeleri de şeyden almış yani, Avrupa'dan almışlar. Doktoru Doktor olarak. Dersül Evvelü. Evet, şimdi diyeceksiniz ki geldik tekrar tekrar Heze'ye. Bu Heze ne kadar böyle değerli bir şeyse artık. Ekranı bir ayarlayayım kendime göre de. Monitörüm. Şimdi bunu ben birinci sayfayı bir okuyayım, ondan sonra sırayla tekrar edersiniz. Tabii gönüllüler evvela olmak üzere. Dersul evvelu. Et dersu, ders. Yani ders. O normal bildiğimiz bir kelime. El evvelu, birinci ders. Bunlara ne kelimeler deniyordu? Şimdi onu, o tabiri ben işte unuttum. Almanca bir tabir vardı onun da. Hani biri, iki, birinci, ikinci diye şeyler var. Sayılar var. Neydi o? Neyse. Birinci, değil mi? El evvelu, ethani, ethalithu, böyle devam ediyor. Şayet baştaki kelime, yani eddersu, müennes başka bir kelime olsa, mesela diyelim ettalibatu. Talibatu nedir? Sonunda T olduğu için, müennes T'si olduğu için müennes bir kelimedir. O zaman ne derim? Ettalibatul ula, yani birinci talebe. Ettalibatu saniyetu, böyle. El-evvelü kendinden önceki kelimenin şeyini alır yani, cinsini alır. Cinsiyet bakımından. Heze.
Birinci ders Hâzâ dersiymiş. Evet, bir ev resmi görüyoruz. Hâzâ beytun. Şimdi bu hâzâ, daha önce de çok bahsettik. Yakında olan bir şeyi işaret için. Mesela önümüzde ne var? Bir kalem var. Kalem. Diyoruz ki hâzâ kalemun. Bu bir kalemdir. Yani uzaktakiler için zâlike, yakındaki için hâzâ. Bu ayrıntıyı anlarsak iyi olur. Hâzâ beytun. Bu bir evdir. Hâzâ mescidun. Mescidun. Bu bir mescittir. Mescid, secde, yescüdüden gelir. Yani secde etmek. Secde etti. Ne diyor Hazreti Allah? Fesecedel melâiketü kulluhum ecmain illa iblis. Eba ve stekbere ve kâne minel kâfirin. Yani bütün melekler secde etti. İblis secde etmedi ve kafirlerden oldu. Yani iblis tek bir hareketiyle kafir oldu. O da neydi? Secde. Hâzâ mescidun. Şimdi mescidun da yani hem hâzâ'yı öğreneceğiz hem kelimeleri niye böyle gelmiş dilimizin döndüğü kadar. Secde yescudu. Şimdi mescidun ismi mekandır. Yani secde edilecek yer demek. İsmi mekan. İsmi mekan diye bir kelime var. Mescidun. Mesela maşrigun. Maşrigun güneşin doğduğu yer. Mağribun güneşin battığı yer. Mescidun secde edilen mekan. Mim geldiği zaman ama fethalı mim geldiği zaman bu ismi mekan oluyor. Mescidin. Hâzâ bâbun. Bu bir kapıdır. Yani, değil mi? Kapıdır. Yani dır denirse sonundaki şey olur, o yüklem olur. Yani isim cümlesi. Hâzâ bâbun. Bu bir kapıdır. Hâzâ kitâbun, bu bir kitaptır. Hâzâ kalemun, bu bir kalemdir. Hâzâ miftahun. Miftahun da mescidin gibi küçük bir açıklamaya ihtiyacı var. Miftahun, fetaha fiilinden geliyor. Fetaha, yeftahu. Açtı, yeftahu açar. Fethan, açmak. Hani, İnna fetahna leke fethan mubina. Sure-i Şerif Celile'de. Birinci ayet değil mi? Fetih suresi. Açmak manasına. Hani tavsiye ederler ya, Fetih suresini okursan, şu kadar okursan, şu kadar, şunlar açılır sana. O fetih oradan geliyor yani. Hani Fetih Mübin veya Fetih, Büyük Fetih, İstanbul'un Fethi. Fetih'in asıl lügat manası açmak. Yani lügati manası var. Bir şey manası var, lügat manası. Ne deniyordu ona? İşte sözlükteki manası. Bir de istilahi manası var. Yani cümlede hangi konuda fetih kelimesi geçiyorsa o biraz veya başka bir kelime. Fetih olmasa da yani kelimeler cümledeki gelişine göre manaları birazcık değişir. Biraz değişir. Değil mi? Mesela ne bileyim? Ha. Neyse aklıma gelirse bir misal veririm biraz erken. Bir de oruç günü olduğu için. Böyle kusura bakmayın yani her şey su gibi akmıyor. Bu bir nedir? Anahtardır. Ha şunu diyecektim. Miftahun. Burada mim var bakın mescit gibi. Mescidun miftahun. Mim, meksur mim. Burada bu ismi alet oluyor. İsmi alet. Çok var Türkçe'de. Mesela miftahun. Fetaha'dan miftahun. Açacak alet yani anahtar. Emsilede ne bileyim minsarun var değil mi? Yardım edecek alet. Mesela daraba yadribu. Mıdrabun var bak. Mıdrab duymuşsunuzdur. Hani bu telli şey çalanların vurduğu şey var ya o mıdrab o demek işte. Vuracak alet. Telli çalgı şeyler çalanlar mıdrab derler ona. Plastik parçası. Onunla tellere vururlar yani darp ederler. Onun için midrap denir. Osmanlıcadan kalmış. Hâzâ mektebun bu bir yazı masasıdır. Yani şraittiş, ketebeden geliyor. Ketebe yektubu yani çünkü şraittiş dedim başka yemek masası falan onun manası biraz farklı. Mektebun yazı masası.
Bu da ketebe yektubu mektebun. Bakın bu da isim mekan. Bir mekan yani yazacak mekan. Nerede yazıyoruz? Mekan. Ektubu alel mektebi gibi. Yani mektebin üzerinde yazı yazıyorum. Mektebun. Hâzâ serîrun. Bu bir yataktır. Hâzâ kursiyun. Bu bir kürsidir. Yani sandalyedir. Hem sandalye şeyde mesela üniversitelerde böyle bazı terimler kullanılır. Mesela derler ki falanca derler işte üniversitede bilmem fıkıh kürsüsünün şey sahibi profesör. Yani kürsü sahibi oranın yöneticisi olmak profesör anlamına geliyor. Profesör çok bilen değil bir şeyi yöneten anlamında anlamına gelir. Bir öğrenim ya yani bir fakülteyi yönetene profesör derler. Kürsü sahibi. Şimdi gönüllü olarak efendim isteyen istediği kadar okuyabilir. Kim okumak ister? Dilimiz alışsın diye, dilimize otursun diye. Selamünaleyküm yani sen, hocam. Buyurun. Aleyküm selam. Rahmetullah. Lafınızı böyle kusura bakmayın. Biraz sesimi açayım da ben duyamadım şimdi. Buyurun tekrar edin. Lafınızı böldüm herhalde kusura bakmayın bir şey söyleyebiliriz. Yok ben hani okumak isteyen var mı diye gönüllü arıyordum. Evet en kötüsü olduğuna göre ben başlayayım da heyecanım bari en azından gitsin. Tabii yani böyle yavaş yavaş şimdi bu Ramazan-ı Şerif'te biliyorum biraz şey oluyor insan vücudu yavaş çalışıyor. Önemli değil. Önemli olan bir arada olmak, havadan istifade etmek inşallah. Ve yani ben istifade ediyorum böyle ortamdan. İlla anlatmam şart değil. Yani dinlesem de, başkalarını dinlesem de ilim meclisine istifade etmek güzeldir. Buyurun sizi dinleyelim. Evet, en yukarıdan başlayayım. Evvelu bir oluyor. Eddersu evvelu. Eddersul evvel, evet. Edders. El ders. Şimdi bu şöyle ileride gelecek şey harfleri var böyle şemsi ve kameri harfler diye. Şimdi dal harfi lam-ı tarif önüne gelmiş olsa bile dal şeddeli okunur. Yani mesela kaf harfi el kameru var. El kameru denir. Lam açığa çıkar. Ama şeyde dal böyle t, f gibi harflerde şeddelenir yani lam tarif geldiği zaman. Onun şimdi, için eddersu. Eddersul evvelu. Yani ben el anladığım için öyle düzeltiyorum. El dediğinizi sandım da. Evet el dedim. Ha, eddersu bak şedde de var üzerinde. Evet. Yani kendinizi açtınız mı şey bu dosyayı, datayı? Yani daha iyi görmek için. Evet. Açtım. Tamam evet, tamam bilmiyorum. Tamam. Evet, eddersu. Eddersu. Eze beytu. Evet. Eze mescid. Yok, heze mescidu. Mescidun. Şimdi mescidun. O şey iki tane ötürü olduğu için. Şimdi biz normalde Araplar böyle sonunu cezimli konuşur. Mesela heze mescid der. Heze bab der, kapadır. Ama biz hani öğrenim durumunda olduğumuz için hı hı, yani bunun sonunun irabını da çıkarırsak hani hem hı hı, öğrenmek açısından ama normal konuşurken herze mescit diyebilirsiniz. Herze bep, herze kalem ama hani öğrenmek için. Çünkü şunun için şimdi bazı kelimeler var bunların sonunda iki ötürü olması lazımken iki ötürü yok. Mesela bazı isimler, Arapça olmayan isimlerde mesela İbrahim, İsmail gibi bunlarda iki ötürü almaz bunlar. Bunlar tek ötürü alır. Bunlara gayrimunsarif denir. Ha burada evet onun için yani belirtiyoruz sonunu. Buyurun. Heze be evet. Babun. Babun. Evet. Tecvid okumuşsunuzdur herhalde. Mesela heze babun. Heze burada mettebe. Bir kere bir elif miktarı uzatmak gerekiyor yani. Heze babun. Öyle. Heze babun. Heze babun. Evet. Heze kitabun.
Heze kalemun Evet. heze miftah Miftah. heze miftahun Miftahun, evet. miftahun heze mektabun heze seriyetun Serirun. serirun heze serirun Şimdi burada yeğen üzerine şey koymuş ama o normalde konulmaması lazım. O şaşırtıyor insanı. Cezim koymuş. Çünkü bu şey yeğesi. Esreyi uzatan ye. Yani met için, uzatmak için konulmuş bir ye. Cezim olmasaydı belki daha iyi olurdu ama öyle cezim konulmuş. Artık bilerek mi olmuş, matbaa hatası olmuş onu bilmiyorum. Tekrar hocam bunu alabilir miyim? Yani Y okunuyor burada değil mi? Burada Y okunmuyor. okunmuyor, uzatmak için. Okunmuyor, uzatılıyor. Hmm, Uzatmak tamam. için evet. Çünkü Y'nin harekesi yok. Ha, o zaman Heze Onu serirun. serirun, evet. Güzel. Heze kürsiyun. Kürsiyyun. Burada da şeyi unutmuş. Yani kürsiyyun olması lazım. Şeddeyi unutmuş. Yani hani nereden biliyorsun diyecek olursanız tabii demezsiniz de. Hani ayet-el kürsi de var çünkü. Vesa'an kürsiyyuhu. Kürsiyyuhu. Orada ye şeddeli. Vesa'an kürsiyyuhu semavat var. Al da. Kürsiyyun. Yani bazı şeyleri biz böyle düzeltivermemiz lazım. Nasrettin Hoca'nın şeyi var ya hani fıkrası var yani. Şimdi hepsi hatırıma gelecek bilmiyorum. Kılıçla dolaşmanın yasak olduğu bir şeye bir kanun çıkmış. Onun zamanında işte nedense. O da takmış kılıç geziyor. Bir tane zabıta veya işte ne diyorlar ona askeri şeyler var. Dolaşıyorlar yani MK. İşte onlardan birisi durdurmuş bunu. Hoca bu ne demiş? E demiş ben demiş hocayım demiş yani kitaplarda hatalar oluyor onları düzeltiyorum demiş. E, kılıçla mı düzeltiyorsun demiş. Öyle hatalar gördüm ki demiş kılıçla anca düzeltirim demiş. Hani biz bu kadar şey değil tabii bu yani vahim değil de böyle bir şey aklıma geldi de espri. Yani kürsiyyun şedde olması lazım burada. Yani. Şimdi size bunların manası nedir diye sormayayım. Çünkü ayıp olur yani resimler var zaten. Böyle. He de işte ne demiştik? Önceki ders miydi? Birinci dersi. Bu ismi işaret bu. İşaret ediyorsun. Bak orada. Orada yani o veya bu bir sandalyedir diye işaret ediyorsun. İsmi işaret. Onun için ismi işaret olduğu için de kürsiyyun yani sonunda şeyle geliyor. Ötreyle geliyor. Yani zamme deniyor ya Arapça. Zammeyle geliyor. Evet. Şimdi Bir saniye hocam bunu anlamadım. Yani neyi? Buyur. ismin işaret olduğunda hep sonu zamme mi oluyor? Genel olarak mı şimdi bu? Şimdi şöyle hani müpteda haber diye bir şey vardı. Hatırlar mısınız? Yani onu da fazla üzerine duramadık. Birinci gün bahsettim. Müpteda haber yani. Bu müpteda. Müpteda demek cümle bununla başlıyor. Evet. Evet. Dur şurada bir kalem vardı. Ya ben kalemle yapayım. Bu Zoom'a alışamadım daha. Mouse var liste. Sakinin. Şimdi yavaş yavaş alışıyoruz. Belki Levent Hocam bana niye sormuyorsun der. Şimdi burada bakalım kare ha çizdi şimdi. Şurayı yapalım. Heze bu şu heze bu müpteda yani müpteda demek ibtede yeptedu bede yani bede yeptebu başlangıç demek. Başlangıç. Başlangıç bir şey laf açıyor ya. Onun için böyle şey görmemiş. Talim terbiye görmemiş insanlara Arapçada bedevi derler. Yani bedevi, ilkel. Bede'den geliyor. Yani badiye yani vadide yaşayan böyle şehir hayatı bilmeyen, talim terbiye görmeyen insanlar bedevi derler. Yani ilkel şartlarda yaşayan hem maddi olarak hem manevi olarak. Yani müpteda şey demek. Bu bir cümle şimdi. Hâzâ serîrun. Müptedası var bunun bir de haberi var.
İbtida heze, haberi de serirun. Haber amili manevidir. Serirun diye şey yapmıştır yani. Zammı okutmuştur iki ötreyle. Anlatabildim mi acaba? Kim sormuştu bunu? Ben sordum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Sen tekrar de, edebilirim. Ha. Sorun değil. Anlamadığınız bir şey tekrar tekrar sorun. Anlamadım. Anlamadınız mı? Anlamadım. Tamam. Şimdi bir kere daha anlatayım da ondan sonra belki... Yani zaten şimdi, tekrar bakılınca muhakkak tabii, bunlar tabii. İlk defa duyduğum şeyler olduğundan dolayı herhalde tabii, tekrarda muhakkak yarar vardır. Yani benim tabii. için illa tekrarlamanız gerekmiyor. Ben bunun sonra tekrarına da bakabilirim. Yani şimdi anlamadım diye böyle medeni cesaret gösterince demek ki anlamadınız. Onu tekrar etmemiz gerekiyor. Yani bir talep var. Onu reddetmek olmaz. Teşekkür ederim. Şimdi demiştik ya, fiil ikiye ayrılır. Bir fiil cümle ikiye ayrılır pardon. Biri cümleyi ismiye, biri cümleyi fiiliye dedik. Yani cümleyi fiiliye, cümlede cümle fiille başlıyor. Yani burada bir fiil var bunun yerinde. Mesela ne dedik? Nasara Zeydun. Nasara Zeydun Amran. Amr Zeyd'e yardım etti. Nasara ile başlıyor çünkü. Bu fiili cümleyi fiiliye. Heve seriyorun bu cümleyi ismiye oluyor. Yani çünkü başında ne var? Fiil yok. Fiilden başka bir şey var. Heve var burada. Heve seriyorun. Şöyle misal vereyim. Şimdi heze'de ötre belli olmuyor ya. Burada bir şey var yani. İrab mahalli var. Mesela diyelim ki Zeydun kaimun. Zeydun, Zeyd nedir? Kaimun, ayaktadır. Yani Zeyd dikiliyor bir köşede. Burada Zeydun, Zeydun da ötredir. Çünkü Zeydun nedir? Cümleyi amili maneviye göre yani müptedadır. Müptedadır. Onun için merfudur. Zeydun. Yani Zeyden kaimen olmaz. Zeydun kaimun olması lazım mecbur. Merfudur çünkü müptedadır. Bunun amili manevi bu. Yani herhangi başında bir amil yok. Yani harf-i cer yok. İsmini nasbeden yok. Haber bilmem işte. Leyseye benzeyen mavela yok. Efendim fiil-i muzari cezmedenler var. Mesela lemma işte falan bunlar yok. Ne var? Sadece Zeydun kaimun var. Yani başında bir amil yok. Görünmeyen bir amil. Amili manevi var. Onun için hem Zeydun hem Kaim'in ikisi de ötredir. Yani bir kelimenin yalın hali diyorlar. Türkçe'de yalın hali diyorlar. Yani bir amil falan bir şey başında yoksa yalın hali ötredir şeyde Arapça'da. Yalın halini biliyorsunuz değil mi? Neydi şeyde Almanca'da yalın hali? Mesela infinitif var. Infinitif o muydu yalın hali? Sonra datif, evet, akuzatif. Yalın hali hocam. Ha tamam. Sağ olun. Teşekkürler. Yani infinitif yalın hali. Yalın hali olduğu zaman bir kelime zammeyle gelir. Serirun, mektebun. Değil mi? Hepsi zamme bakın burada. Çünkü onları fethi okutacak bir şey yok. Başka misal vereyim. Mesela Zeydun kaimun dedik. Çabuk kolay anlaşılması için. Mesela önüne inne geldiği zaman İnne ismini nasb eder, haberin raf eder. Nasıl mesela? İnne Zeyden kaimun denir. İnne Zeydun denmez. İnne Zeyden kaimun. Veya mesela leyse veya leyseye benzeyen ma ve la var Arapçada. Leyse, manası leyseye benziyor. Değil mi? Hadi leyseden misal verelim. Leyse Zeydun kaimen. Mesela bak orada da ismini zamme oku diyor, raf ediyor. Haberinde nasb ediyor. Leysi Zeydun kaime. Fazla anlatmayayım da kafanız karışmasın. Ya buradaki zamme şeyden geliyor. Yalın hali. İnfinitif. O kadarını bilseniz şimdilik yeter. Tamam, teşekkür ederim.
Başka anlamayan, anlamadığınız bir şey varsa rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Biz Allah izin verdiği sürece bunun için buradayız yani. Yani ümmeti Muhammed'e faydalı olmak için. Bize bir dua öğretmişlerdi. Yani siz anlamadığınız yeri düşünün. Ben de bu arada birkaç şey söyleyeyim. Sonra da sorunuzu sorarsınız. Hep Evet, şey diye dua ben bir edin şey demişler. sorayım. Buyurun, Selamun buyurun. aleyküm. Buyurun Aleyküm hocam. selam. Aleyküm selam. Buyurun hocam. Yalın hali damme ile geldiği zaman başına artık el gelirse damme düşmüyor mu? Ötürü olmuyor mu? Damla düşüyor. Yani ben damlayla gelir demek istedim. Hani Evet. illa iki O tane olması zaman şart değil yani. şöyle söylemek lazım değil mi? Yalın hali 15 tümtesi artık el, yani belirli olmayan damlayla geliyor. El gelirse belirli artık el olduğu zaman damla düşüyor, ötürü oluyor. Doğru mu bu? Bu şöyle diyeyim. Damla zaten ötre demek. Serirun burada iki tane. Yani iki Çift tane damla, zamana. çift Çift damlaya damla. ne deniyor? Damme yani. Arapçada damla tan diyorlar da biz onu kullanmıyoruz Türkçe'de. Damme yani. Damlatan. İki Ha, evet. ötre. İki ötre. İki ötre. Ha, o dediğin doğru. Serirun. Yani bir tane herhangi bir serir bu yatak ama lağım-ı tarif geldiği zaman lağım-ı tarif deniyor ona eski şeyde. Şimdi yeni modernler el takısı diyorlar. O zaman eseriru olur. Eseriru yani damla değil de bir tane metre olur. O zaman da akılda olan bir yatak anlamına geliyor. Yani Yani herhangi değil de. Almanca'da 5 tümtes artikel 15 tümtes artikelle tekabül ediyor herhalde, değil mi? Ulvecimtes artikel hangisiydi? Bir Yani der mesela dersem tiş dersem 15 tümtes artikel oluyor. Der tiş dersem artikel geldiği zaman o zaman belirli artikel oluyor. Belirli artikel tabii o yani orada zihnimizde Aynı olan tiş. bir artikeli belirtmiş oluyor yani ona zihinde olan yani önceden biliyoruz ne demek istediğini onun için değer işlediği zaman hemen biliyoruz hani o muydu orası öyle yani Arapçada sereyrun herhangi ifadesi var çünkü bilmiyoruz ya hani unbekannt herhangi denir. Esereyle da bir şey, bir yatak. Yani o bildiğimiz için herhangi denmez orada. Herhangi, unbekannt değil yani. Şimdi her şey diyordum. Allah'ım, Ya Rabbi şu aciz kulunu ümmeti Muhammed'e hizmetini muktedir eyle diye dua edin derlerdi. Çünkü öyle dua ederseniz Allah bu imkanları verir. Ne verir? Mesela maddiyat lazımsa maddiyat verir. Maneviyat lazım. O zaten her zaman lazım. Çünkü maneviyat olmadan ilim öğretmek karşısındakine zehir atmak gibi bir şey olur yani. Şimdi adam müsteşrik yani şeyci, oryantalist, müsteşrik diyorlar Arapçada. İstaşrak, ayestaşrak, adam imanı yok ama Arapça öğrenmiş, ilim okuyor. Bu ilim zehir olur. Çünkü adam sadece kelime anlamını anlatıyor bir şey anlatırken. Yani bu şu işte İbn Abbas'tan böyle nakil olunmuş. Efendim işte zamahşeri böyle mana. Bunlar pek takmıyorlar. Yani bunun sözlük manası bu diyorlar. Öyle anlatıyorlar. Çünkü ben yaşadığım yani okuduğum için biliyorum. Benim, bize de denk geldi öyle. Üniversitede. Yani onlar mesela basit bir konu. Hani diyelim Eshab-ı Kiram'dan biri bir şey yaşamış. Hani biraz keramet, biraz böyle. Bunu o anlayamıyor. Yani böyle maddi alanda çözmek istiyor. Yani ne demek istiyor acaba bu? Böyle ya. Sen bir şey desen kabul etmiyor. Çünkü maneviyat adam imanı yok ki maneviyatı kabul etsin. Böyle insanlar. İşte öyle dua ederseniz derlerdi. Ha mesela bazı insanlar diyor ki Ya Rabbi bana mal mülk ver, para ver. Böyle dua edersen Cenab-ı Hak verir ama onun karşılığını ona veremezsen senin için büyük azap olur. Değil mi? Bazı insanlara Hazreti Allah vererek azap eder. Bolluk vererek. Onu şey yapar. Rahmetinden uzaklaştırır.
Yani çünkü zekatını veremezsin, ne yaparsın? Zarar edersin. Ama öbür türlü dua edersen hem insanlara faydan olur, hem kendine faydan olur, başta çoluk çocuğuna faydan olur. Yani rıza ilahiye kavuşabilirsin. Neyse, fazla şey yapmayayım ben. Şu kulaklık da biraz büyük galiba, arada çıkıp duruyor. Millet uyanmasın diye kulaklıkla konuşuyoruz. Başka tekrar etmek isteyen var mı? Bunu öyle soralım. Burada Dortmund'dan birisi var. Ben Dortmund bana yakın da onun için dikkatimi çekti. Yani kusura bakmayın. Tamam. Okuyabilirim hocam. Evet, ben şimdi isimlere bakmayı ihmal ediyorum. Hani sessizliğinizden bazılarını tanıyorum da. Kim dedi? Ha, tamam, buyurun hocam. Dortmund. Buyurun. Benim konuşan ben değildim ama hocam, Dortmund'dan olan benim, evet. Ha, hangisi okuyabilirim diyen siz değil miydiniz? Ülkü hocam. Ha. Yani o önce dediyse o zaman kardeşimize verelim sırayı. Estağfurullah hocam. Buyurun Fatih hocam. Tamam. Yok, aranızda anlaşınız ama. Öyle şey. Buyurun. Tamam o zaman hocam. Allah razı olsun. Hocam başlamadan önce üstünlü mim geldiği zaman ismi mekan demiştiniz ya. Hangisinde mi? Mescidinde mesela, evet. Evet. Fetha olursa. Evet. Fetha olduğu zaman. Aynı şekilde evde bir ismi mekan, o hemen kafama takıldı. Şöyle, ev doğru ama bu bazı kelimeler, mesela beytun herhalde kastediyorsunuz. Evet. Bazı kelimeler böyle kalıplaşmış. Tamam. Bunlar türetilmiş, yani mescidin, bunlar müştak, yani üretilmiş bir fiilden veya mastardan üretilmiş kelimeler. Mesela bu bazı, mesela bab gibi, beyt gibi, bunlar şey olmuyor. Gerçi beytin de şeyi var, fiili var. Mesela beyte var, yebitune, velledine yebitune drabbin, sütçeten ve kıyame diyor. Yebitune, yani beyt aslında gecelenen, uyunan ev demek. Yani yattığımız, kalktığımız, gecelediğimiz ev manasına. Bir de dar var değil mi? Dar. Mesela Zeydün Fiddari de öyle misaller vardır. Dar da bir bina, yani böyle bir Räumlichkeit ama böyle yatacak yer değil. Veya binanın dış cephesi hani. Ama beyt şey, böyle yatılıp kalkan, odası olan, işte yaşanan bir ev anlamında. Beyt. Tamam, Allah razı olsun. Haza beytün, haza mescidün, haza babun, haza kitabun, haza kalemün, haza miftahun, haza mektebun, haza serirun, haza kürsiyun. Maşallah, yani şeyler de iyi. Harf çıkışları. Belirli bir şeyiniz var mı böyle, hani şuraya kadar okudum diyebilecek? Yani harf mahreçlerine çalıştığınız belli. Mek kursuna katılmıştım hocam. Yani bir şey falan varsa söyleyin. Yok hocam. Benim de hocalığım var falan diyorsanız yani söyleyebilirsiniz. Bu şimdi. Şimdi aşağı gitmek istedim de gidemiyor. Şeyden herhalde. Mouse'a çevirmem lazım. Tamam. Var mı başka, ben de okuyayım, dilim çözülsün, atılsın diyen varsa? Şimdi bir de dersin sonuna doğru bir şey gelmişti ya, geçen hafta böyle bir talep. Şurayı hazırladım, yani burayı. Şurada bir hadis-i şerif var, Cibril hadisi. Bunu son 5-10 dakikada bunu beraber okuruz inşallah. O bekliyor. Şimdilik bu şu. Şunu da silebilirsem. Radiyo Kumi. Tamam. Yavaş yavaş öğreniyoruz Levent Hocam. Var mı arzu eden? Freiwillige vor.
Ha, bir el kalktı ama o şey oldu herhalde. Ekranda bazı çizgiler kaldı. Şunlar kaldı. Onu komple kaldırmak için herhalde şey var ya, rükkengik şeyi olabilir orada. O zaman yani, öyle mi oluyor? Zoom'un uzmanı değilim ama şeye bakmak lazım. Rükkengik deyince herhalde sırayla kaldırıyor. Şimdi sıra sıra peş peşe çizdim ya, bir onu bir onu. Aha. Neyse şu an tamam, silgiyi de bulduk. Mouse'a geçtik. Şöyle yapalım. O zaman ikinci sayfaya, bu beşinci sayfaymış, altıncı sayfaya geçelim. Şimdi burada diyaloglar var bakın. Merhaba, biri soracak, diğeri diyecek ki Haza Beytun. Ondan sonra aynı kişi diyecek Haza Beytun. Naam Haza Beytun. O zaman gönüllü bir kişi lazım. Şimdi o okuyacak. Tanıdığı artık burada arkadaşı kimse veya sormak istediği ona diyecek ki merhaba. O kişi de karşılık verecek. Var mı öyle? Böyle bir şey yapsak uygun mudur? Ben sahibilik olabilirim. Tamam. Şimdi birinciyi okuyup birisini seçip ona soracaksınız. Merhaba. O da cevap verecek inşallah. Deminki bayan, çok iyi biliyordu, güzel söylüyordu. O yapmak istiyorsan olsun, ondan onun, beraber. Onun onu aynı seviyeye gelmemiz için hepimiz şey yapalım, okuyalım. Buyurun. Ben bekliyorum. Belki başka hocalarım freiwillig katılmak ister. Tabii, yoksa tabii. Ben alabilirim, üstlenebilirim. Şimdi... Evet, kim üstleniyor? Ben başlangıcı uzman yapayım. Tamam, tamam. Mehaze. Heze Beytun. Eheze Beytun. Naam, heze Beytun. Şeyine anlamlarını anladık mı? Anlamlarını da söyleyelim mi? Bu bir ev. Birincisi, birinci cümlede ne diyor? Orada bir soru işareti var bak sonunda. Ha, şu soru işaretini gördüğünüz zaman, evet, gördüğünüz zaman anlayın bu bir sorudur. Hı-hı. Bu M ile olur veya hemze ile olur. Şurada bir hemze var bakın. Yani bu bir ev mi? Bu M-H-Z, bu nedir? H-Z Beytun, bu bir evdir. Evet. Ondan sonra soruyu, birinci satırdaki soruyu soran diyor ki, anlamıyor, biraz yarım anlıyor, misal olarak söylüyor. Heza Beytun, yani bu ev midir? Ev midir? Evet. Bu ev midir? Nasıl cevaptan ne diyor ki? Evet. Heza Beytun, bu bir evdir. Bu bir yani evdir. Neam, evet. Heza Beytun, bu bir evdir. Güzel. Ne heza? Şimdi gömleğe geçtik. Evet. Evet. Me heze. Heze gamisun. Burada da yine herhalde hocam o yanlış koyulmuş sanırım, değil mi? Ha, şey evet, o cezim. Evet, cezim. Çünkü cezim işareti şey fazla. Artık hangi maksatla yaptılar onu bilmiyorum. Şimdi o kadar mesela Kur'an-ı Kerim'de için bile o kadar muhtelif yazılış şekli var ki. Arabistan'ın Kur'an-ı Kerim geliyor. Adamlar hani met harflerini yazmamışlar. Böyle küçük bir şey, küçük bir elif koymuşlar harfin üzerine. Ama bizim alıştığımız tarz öyle değil ki. Bizim yani İstanbul baskısı Kur'an-ı Kerimler. Her harfi yazıyorlar. Öyle harften tasarruf etmiyorlar. Bazen insan yanlış okuyabiliyor. Acaba onlarda da böyle bir tarz var da onun için mi o cezmi koyuyorlar? Yeni uygulamıyor mu hocam? Hangisi? Anlattığınız yani Kur'an-ı Kerim getiriyorlar ya, bazen hediye veriyorlarmış. Ben gitmedim daha, Allah hani nasip eder inşallah, gideriz belki. Kur'an-ı Kerim veriyorlarmış galiba, hani devlet hediye diyormuş her gelene. Ama böyle yazılış şekli bizden çok farklı ki yeni alışanlar karıştırabilir, okuyamaz. Böyle harfler falan. Met harflerini yazmıyorlar. Ne bileyim. Değişik şekilde yazıyorlar.
Yani burada isterseniz Asiye hocam manasını da söyleyebiliriz. Evet. Mehze şey demek, bu bir gömlek mi? Yok. Yok. Bu ne soruyor. Bak. Ne olduğunu bilmiyor, soruyor. Ha, bu ne? Nedir? Bu, evet. Nedir? Bu nedir? Ha, nedir? Heze gamisun, bu bir gömlektir. Bu bir gömlektir, ha. Sandalyeyi geçiyorum. Heze seriyun. Burada şey var, hemze var önünde, soru hemzesi. Hemze-i istifam deniyor ona, soru hemzesi yani. Bir saniye, akım bitiyor. Evet. Heze serirun. 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 Ha, ye okunuyordu, çekmeydi, pardon, evet. Ya. Heze seri ama serirun. Burada başında eheze'yi de okumak gerekiyor hocam. Evet. Evet, 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 aynen. Eheze seri takılıyorum ya. Ye, ne bileyim. Acele etmeye gerek yok. Heze seri eheze seri un. Evet, serirun. Eheze serirun. Eheze deyince yani Kur'an-ı Kerim'de şey ayet var, müşrikler böyle peygamberlerle hani alay ediyorlar ya, peygamberimize de demişler ehezellezi ba'asallahu rasulü, bunu mu Allah peygamber olarak gönderdi, yani soru işareti, dalga geçerlermiş, küçümserlermiş hani fakir olduğu için veya ailesi olmadığı için, yani onu hatırlatıyor bana, eheze bunu mu veya bu mu? Yani soru içinde soru. Soru içinde soru. Ehe serirun, bu bir sandalye midir? La haza kursiyun. Hayır, bu bir kürsidir yani sandalye. Yok, serir şeydi ya, yatak. Bu bir yatak mıdır diyor. La haza kursiyun. Bu, bak burada şeddeyi koymuş farkındaysanız. Sonunda kürsiyun diye. Evet. Bir de şöyle bir incelik var. Onu da görmüşken söyleyeyim. Normalde Y harfinin noktası olması lazım bak sonunda. Burada nokta koymamış. Şimdi Y harfine hareketsiz Arapçada Y harfinin noktası olmazsa o zaman o elif maksure yerine geçiyor. Yani böyle küçük kısa elif gibi fetha çekiliyor. Fetha okunuyor. Y olursa o zaman pardon, noktası olursa o zaman Y olarak okunuyor. Bunu da böyle bir hatırlatayım da hani yazarken falan. Evet. Kaleme geçiyorum hocam. Tamam. Orayı anladık mı hocam? Bu nereyi? Asiye hocama sorduydum hocam. Bu eheze terirun'dan sonra la eheze kur. Ha, tabii. Burayı da hani belki evet. Sorunuz vardır Asiye hocam. Ya biraz yani tam değil ama biraz. Burada tekrar yaparsam inşallah. Bir dakika, müsaade, bir kediye bakacağım da. Ses tamam. Diye veriyor. Şimdi burada la var ya, la da zaten hani hayır demek oluyor. Hı hı. Heze kursiyun. Bu bir sandalyedir. Hı hı. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Le zaten şey oluyor yani. Bir şeyi işaret ederek konuşmak oluyor sanırım, değil mi? Ben bir ilave yapayım isterseniz. Evet hocam, lütfen. O ilk baştaki hemze elif var. O evet. Normal bir cümleyi evet. Soru cümlesine çeviriyor. Hani mesela das ist ein Buch derse, das ist ein Buch deyince, ist başa gelince, ist das ein Buch, o zaman soruya dönüşüyor. Burada da bir tek başına hemze elif koymakla normal cümleyi soru cümlesi yapıyor. Kırık hemze hep sabit zeichen oluyor sonuçta, yani soru işaretiyle bitiyor.
Mesela şöyle deseydi, هذا سرير, bu bir yataktır olacaktı. Başına hemze elif gelince هذا سرير, bu bir yatak mıdır? Evet. Çok ondan sonra o da diyor ki la, hayır, هذا كرسي, bu bir sandalyedir. Evet, bunun farkı gerçekten çok önemli. Hani iki çeşit oluyor burada. Yani hep soru işareti soruların önünde geliyor bu kırık hemze. Hep yani şimdilik bu derste. Evet. Hani şimdi burada mesela demin Levent hocamın da dediği gibi iki çeşit soru şekli olduğu için mana, yani manalar çok farklı değişmese de hani cümlenin soru şekline gelmesini sağlıyor. Yani bu eheze serirun, pardon, eheze serirun. Evet. Soru şekli gelmesini sağlıyor. Peki ben bunu anlatayım. Cümleyi, mesela bir cümle diyelim. Nasıl desek bu? Levent hocam, bir cümleyi normal bir cümle olarak söylesek sonra onu soru şekline dönüştürsek. Tamam, yapalım. Herhangi bir cümle söyleyin. Mesela sandalyeden yola çıksak. Şimdi. Tamam. Bu bir sandalyedir. Bu bir cümle mesela. Bu bir sandalyedir. Tamam. Arapça söyleyin. Bir dakika. Heze kürsiyun. Eheze kürsiyun. Mesela ben kalemi gösteriyorum. Eheze kürsiyun. La. Heze yok. Dur bir dakika hocam. Tamam, doğru. Ben hayır, bu sandalyedir mi demem gerekiyor burada? Yok, ben kalemi göstererek bu bir sandalye midir diyorum. Heze kürsiyun, ama kalemi gösteriyorum. Şimdi benim mouse'u gösteremem de. Artık ben, kalemi içeride diyorum. Ben de cevap olarak la heze kalemun diyorum. La. La heze kalemun. Evet. Heze kalemun. Aynen öyle. Bu, evet, la'dan sonra orada virgül var. Küçük bir nefes almak gerekiyor. Yani ara vermek gerekiyor. Yoksa karışmasın diye. La haza de mi? La. La. Hayır. Bu bir kalemdir. Yani Türkçe'de de var ya. Zaten bu şey olarak surelerin başında da var ya. Yani, Elem tera. Eraite. Bu soru elifi, hemzesi işte. Elem tera. Sen görmedin mi? Soruyor. Veya eraite. Sen gördün mü? Bunlar kullanılan şeyler. Yani. Evet. Soru hemzeleri. Hocam anlaşıldı mı? Evet, anlaşıldı. Çok teşekkür ederim. Tamam. Gerçekten çok geniş şekilde anlattınız. Kusura bakmayın. Hmm. Benim yüzümden bu ders uzun ya. Kendimi kötü hissediyorum. Sonradan tekrarlara da bakabilirim. Üzerinden geçen evet. Şart zaten muhakkak ilk başlarda. Mutlaka, evet. Şimdi bir iki kişi daha alabilirsek. Olur, biz gidelim o zaman. Asiye hocam sağ olun, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Benim bir önerim olacak. Eğer bazı yani, arkadaşlar bu soru ve cevap şeyini öğrendilerse, mesela sağdaki Arapça kısmını tamamen kapatıp oradaki eşyaları gösterip sorarak cevaplara bu şu mudur diye. Evet, şimdi öyle bir doğru. Şey yapabiliriz. Acaba eşyayı gördüğümüz zaman ismini hatırlayacağız mı? Ben bir şekilde ezberlemiş olayım. Mümkün mü? Tamam, o da mümkün. Ama bir kere daha bir tekrar edelim de. Çünkü tamam, yeni yeni alışanlar var ya. O, okumasından anlaşılıyor zaten. Böyle hani tam oturmamış olanlar var. Olabilir. Bu bir yadırgama ve eleştirme değildir. Sade tespit. Şimdi o zaman diğer şey hocamızı, o zaman soruyu o sorsun, Dortmund hocamız. Bir kendisine bir şey seçsin, muhatap seçsin. Nasıl olur? Gönüllü varsa hocam, önce gönüllüleri alsaydık. Alsak da biraz çekimser kalıyorlar, alışacaklar inşallah. Var mı gönüllü?
Ben eskiden öğrencilerime şey yapardım. Gönüllü kalkmayınca elimi böyle kaldırır ya da mouse'u hemen bir tanesini gezdirirdim. Kimin üzerine düşerse denk gelirse. Çekiliş yapar gibi. Evet. O zaten o kadar çok kişi yok. Ne yazmış? 9 tane mi var diyor. O zaman gönüllü olmadığına göre Dortmund'da hocamız şey yapsın, soru sorsun. Birisi cevap versin. Tamam. O zaman siz kendini seçin muhatabı. Kalemden mi gidelim soru olarak Şey yoksa mı? bu aynı sayfayı bir tekrar edelim şuradan da. Merhaba. Merhaba. Tamam. Ülko hocam demin aslında yapmıştı galiba. Sanırım. Evet. Zeynep Yıldız hocamız var. O misafir galiba. Kafe mi? Şimdi internetten ama istiyorsa tabii katılabilir de. İnternetten duyuru falan yaptık da böyle gelenler oldu. Anladım. Saniye Yıldıran var. İsterse. Ne zorlama olmasın. Tamam. Evet. Ben okuyabilirim ama benim sesim net geliyor mu? Biraz Geliyor. Geliyor, geliyor. Bayağı kuvvetli geliyor maşallah hocam. Tamam oldu. Madem ben Tamam. oldum. Tamam. Tamam inşallah. Ben sorayım o zaman. Meheze Heze beytun. Eheze beytun. Nem. Heze beytun. İyi gidiyor. Maşallah. Gömleğe geçti. Gömleğe geçtik. Gömlek değil. Evet. Sorayım. Meheze. Soruyu ben sormuştum ama tamam tersi de yapabiliriz. Tamam. Yo, evet. İstersen soruyu ben sorayım çünkü diğerlerinde oldu. Tam soruyu siz sorun. Zaten öyle daha iyi. Daha önceden cevap verdiğiniz için. Evet. Meheze. Heze gamisun. Tamam. Şimdi sandalyeye geçtik. Eheze sarirun. Le. Heze kursiyun. Güzel. Yani tonlama da güzel, iyi. Maşallah, güzel. Kalemdeyiz. Eheze miftahun. Le. Heze kalemun. Yıldızdayız. Meheze. Heze necmun. Çok güzel. Tamam. Allah razı olsun. Şimdi şöyle bir deneme yapalım bakalım. Levent Hoca'nın dediği gibi. Şöyle bunu biraz. Evet. Şimdi sırayla ben sorayım. Sırayla benim listeye göre. Şimdi şu meherde. Buna Fatıma Zehra hocam cevap versin lütfen. Şimdi hocam. Evet. Evet, anlamlar gitti tabii. Okumakta kolaylık çekiyorduk. Ev neydi? Levent hocam milleti zor duruma soktun ya. Beytullah Allah'ın evi demek. Evet. Ya ipuçları da veriyor bak. O kadar da merhametli. Beytun. Evet, Beytun. Beytin. O zaman bir şöyle sorayım. Eheve kalemun. La. Eheze beytun. Güzel. Yok, hemzeyi söylemiyorsunuz. La. Yani heve Heze beytun. beytin. Güzel. Şimdi Eyvah. şöyle sırada Levent Öztürk. Hocam buyurun. Eheve kursiyun. La heze gamisun. Maşallah. Güzel. Şimdi sırada Ayşe Özcamur.
Duyuyor musunuz? Bremen yazıyor ismin sonunda. Duyuyorum hocam. Ma haza? Haza kürsüyün. Kürsüyün, güzel. Tamam. Kim varmış? Havva Sibel Kaya. Ehâze serirun? La. Hâze kalem. Tamam hocam, maşallah, güzel. Mâ hâze? Bunu da kime soralım? Bunu da Fatıma Zehra'ya soralım hocamız. Bu hocam, şeyde yoktu da. Cevap verdim ya ben demin. Tamam. Ya bu kolay bu. Bunun hakkında sure bile var Kur'an-ı Kerim'de. Hı hı. Miraç bahsini, Miraç'ı anlatan bir sure. Bak ben şeyi çok severim. Necmettin Erbakan'ı çok severim. Onun ismi evet. De var. Hocam burası siyasete kaymıyoruz değil mi? Ya tamam. bir Müslüman'ı tamam, sevmek tamam. Kötü bir şey değil hocam. Tamam. O zaman kayın problem. Yıldız neydi? Söyledi ya ismini. Necm mi? Necm. Necm. Sanabillah ve necm idâ hava. Var ya sure. Ma dâlle sahibim ne gâbâ. Ve ma yentigu anil hava. İn huve illâ vahyun yuhâ. Orada necm var. Şimdi bir de şey var. Yusuf suresinde. Biliyor musunuz onu? Kevkeb. Yok hocam, bilmiyorum. İzgale Yusufu li ebihi ya ebeti inni ra'aytu ahada aşara kevkeben ve şemse vel kamera ra'aytu hum li sacidin. Orada diyor ben 11 tane gezegen gördüm. Yani kevkeb gezegen demek, yıldız değil. Bazıları onu yıldız diye manalandırıyor. Kevkeb'in güneşin etrafında dönen gezegenler onlar. 11 tane gezegen güneşi ve ayı rüyamda gördüm ki onlar bana secde ediyorlar diyor. Babası ne diyor? Ya ebeti la taksus ru'yake ala ihvetike feyekidu leki şey keyda inne şeytani lil insani adıvun mubin. Yani kardeşlerine anlatma, seni kıskanırlar, sana tuzak kurarlar, onlara bunu anlatma diyor. Yani çünkü o zaman o devirde rüya tabiri çok meşhur, yani önüne gelen çocuk bile rüya tabir edebiliyor o derece. Ve Yusuf Aleyhisselam'a da bunun tabi zirvesi verilmiş. Peygamberlik verilmiş, rüya tabiri verilmiş. Her peygamberin bir şeyi var, devrinde zirve yapan bir husus var. Mesela Musa Aleyhisselam zamanında sihir zirve yapmış. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a asasını ejderha yapma mucizesi vermiş. İsa Aleyhisselam zamanında tıp çok ileride, değil mi? Bu şeylerin Yunan filozoflarının tıpta ilerlediği zamanlar, o zamanlara denk geliyor. Cenab-ı Hak da Hazreti İsa'yı onlardan üstün kılmak için tıp, yani elinin değdiğine, üflediğine hayat verme mucizesi vermiş Cenab-ı Hak. Büyük peygamber tabii, Ülülazm peygamber. Resul Efendimiz zamanında da edebiyat, şiir, bunlar zirve yapmış. Panayırlar kurarlarmış, şiir yarışları yaparlarmış. Cenab-ı Hak da Resulullah Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim, yani çok böyle insanları aciz bırakan, değil mi? Mucize o demek zaten. Mucize aciz bırakan Kur'an-ı Kerim'i vermiş. Bunlar hep hayret ederlermiş. Yani inananlar da inanmayanlar, hele hele şairler hayret ederlermiş. Nasıl bir Arapça, nasıl bir fasih bir lisan diye böyle mucize vermiş Hazreti Allah Kur'an-ı Kerim'e. Yani Necm, Kevkeb. Yani demek ki 11 tane gezegen var, güneş ve ay var. Daha keşfedilmeyen gezegenler var demek ki. Evet, şimdi güzel bir başlangıç oldu. Böyle daha iyi gibi geliyor bana, hani sorulu cevaplı. Bundan sonra geçen hafta da bir şey vardı. Böyle bir metin okuyalım falan kırık manalı diye. Onu da unutmadım. Şimdi şeyde sahih, bu şey kitabı, Sahih Müslim PDF şeklinde.
Müslüm biliyorsunuz değil mi? Efendim Müslüm duymuşsunuzdur yani. Şimdi tam isminin açılımını başta yazıyordu ama şimdi sahibi kaybetmeyeyim diye orayı açmayayım ben. Cibril hadisi biliyorsunuz, ya duymuşsunuzdur, biliyorsunuz derken çoğu şey biliyoruz da işte kaynak vermekte bazı insan zorlanıyor. Şimdi burada Abdullah bin Ömer radıyallahu anh hazretleri anlatıyor. Diyor ki, şuradan başlıyoruz. Haddefeni bana anlattı, bildirdi. Yani bir hadise olmuş, bir olay olmuş. Onu anlattı. Kim anlattı? Ebi, babam anlattı diyor. Babam bana anlattı. O da kimdir? Umar ibnül Hattab. Hattab'ın oğlu Ömer diyor, babam diyor şöyle anlattı. Yani burada Eshab-ı Kiram birbirine rivayet ediyor buralarda. Böyle bir zincirleme var, silsile var değil mi? Anane diyoruz. Mesela Türkçe'de anane derler. Bunlar bizim ananelerimiz. Ne demek o? O ondan diye böyle rivayet edilen gelenekler. Bu dini sahada da böyle efendim. Milli sahada da böyle. Bunlara anane denir. Yani gelenek, töre. Töre biraz yeni galiba. Töre kelimesi. Ananelerimiz var bizim. Evet. Kale Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdu ki, yani babasından bahsediyor ya, Kale dedi ki babam, beynemâ nahnu inde Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem zâte yevmin, günün birinde diyor, biz Resulullah'la beraberken, Resulullah'ın huzurundayken, iz talâ'a aleyna racülün, bize böyle bir adam göründü. Geliyor böyle onlara doğru gelen bir adam. Yani talaa normalde biliyorsunuz doğmak anlamında değil mi? Mesela ayın doğması, güneşin doğması o manaya geliyor. Böyle bir adam beliriyor yani. Şimdi çölde şöyle de belki anlaşılabilir. Şimdi çölde her yer dümdüz ya. Böyle mesela denizde dümdüz gemi gelirken ne yapar böyle? Güneş doğar gibi yavaş yavaş çıkar ortaya. Önce bacası görünür, sonra işte vücudu görünür, sonra tamamı görünür. Belki o anlamda kullanılabilir, bilmiyorum. Böyle birisi belirmiş yani. Onların şey, nasıl bir adam bu? Şeridu, beyazı, siyabi. Elbisesinin beyazlığı şiddetli yani. Bembeyaz bir elbisesi var. Sonra şedidu, sevadi şari. Saçları da simsiyah. Çok şiddetli, kapkara saç. Hani kapkara derler ya. Kapkara bir saç. Ve bu adam, bu gelen kişi la yura görünmüyordu aleyhi onda eserü seferi, yolculuk eseri yoktu. Yani adam uzun bir yoldan geldiği belli çünkü kimse tanımıyor. La ya'rifuhu minna ahadun, bizden hiç kimse onu tanımıyor ki o zaman uzak yerden geldiği muhtemel. Ama yorgunluk eseri yok. Böyle bir adam. Hatta jelese ila nebiyyi, Resulullah'a oturdu yani yanına oturdu, önüne oturdu. Esnede rukbeteyhi ila rukbeteyhi, kendi dizlerini Resulullah'ın dizlerine yanaştırdı. Diz dize oturdular. Ve vada'a kaffeyhi ala fakhidayhi, o kişi de diyor ellerini uyrukların üzerine koydu. Yani hani biz oturuyoruz ya namazda böyle dizüstü edeple. Yani Resulullah'ın karşısına edeple oturdu. Ha, burada da bir ders var bakın. Yani orada olur ya, terbiyesini tam alamamış olanlar olabilir veya yeni Müslüman olmuştur. Resulullah'a gereken saygıyı gösteremiyordur. Bir de onu göstermek için böyle güzel oturmuş. Yani bak böyle oturulur peygamber huzurunda diye. O da anlaşılıyor şimdi. Yani böyle anlıyorum ben. Ve kale, o yolcu dedi ki, o gelen kişi, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ehbirni anil İslam. Anil İslam. Şimdi bu aynı hadis, onu da söyleyeyim de, aynı hadis Buhari Şerif'te de var. Orada imandan başlıyor, burada İslam'dan başlamış. Yani rivayet eden kişi. Orada ehbirni anil iman diyor, burada da anil İslam. Ama şeyler aynı.
Cevaplar aynı fakat sıralamada hafif fark var. Müslim'de de İslam'dan başlıyor. Fekale Resulullah, bunun üzerine Resulullah dedi ki El-İslamü, İslam nedir? En teşhede en la ilahe illallah. Senin Allah'tan başka bir ilah olmadığına şehadetlik etmendir. Yani değil mi? Şehide yeşhedü. Şehide şahit oldu veya şehit oldu. Yeşhedü şahit olur. Müşahede eder gibi. Teşhedü de hani gördük ki parmak sayarken şeye geliyordu şu muhatap sen şehadet edersin diye. Burada başına en geldiği zaman fiil muzari mastar manası verilir. Teşhedü sen hocam, şehadet. Okuduğunuz yerin mouse'la gösterirseniz tabii, biz tabii, de tabii. Senkronize oluruz bakarken. Evet, güzel. Burası. Yani, teşhede, dediğim gibi şehide yeşhedü, teşhedü, sen şahitlik edersin. Kalemle çizeyim. Olursa. Ha, burası, yok. Kalemle çizmeniz gerek yok hocam. Sadece yok değil mi? Tamam, güzel. Teşhedü, sen şahitlik edersin. En geldiği zaman fiil-i muzarın önüne şahit etmekliğin anlamına geliyor. Yani şahit et, şahitlik etmen anlamına gelir. Mastar manası verir. İşte la ilahe illallah diye şehadet etmen ve enne Muhammeden Resulullah ve Muhammed Aleyhisselam'ın da Allah'ın Resulü olduğunu şahitlik etmen diyor. Bu İslam'dır diyor. Yani şunu anlatıyor. Bunu diyen kişi Müslümanlar arasında Müslüman muamelesi görür. Öldüğü zaman cenazesi yıkanır, namazı kılınır, defnedilir. Bu kelime-i tevhid esastır. Bunu söyleyen Müslüman muamelesi görür. İçini biz bilemeyiz, içini Allah bilir. Onun hesabı Allah'a kalmış. Ama Müslüman muamelesi görmek için cemaat, yani Müslüman cemaati içinde bu Müslümandır. Ben çünkü kelime-i şehadeti duydum bundan. Birisinin demesi için bunu söylemesi gerekiyor. Ya eşhedü en la ilahe illallah der ya da la ilahe illallah Muhammedun Resulullah der. Bundan sonra hızlıca geçelim. Vakit yaklaşıyor. Ve tukime salate, değil mi? Tukime demiş. Bak normalde tukimu ama burada en üzerine atıf var bak. Ve en tukime salate demek. Yani namazı kılmaklığın. Senin namaz kılman. Ve tu'tiye zekate, zekatı vermen. Ve tasume ramadane, ramadan ayında oruç tutman. Ve tahuccel beyte, Allah'ın evini, Beytullah'ı ziyaret etmen. Haccın bir manası ziyaret. Onu da söyleyeyim. Onun için ziyaret etmek dedim. Tabii nasıl? İn istada'ta ileyhi sebile. Yani haçta bir şart var. Yol ferahlığı olacak. Gerek maddi bakımdan, gerek yol açısından. Hani savaş falan olmaması gerekir. Yol sağlam olması gerekir. Emniyette olması gerekir. Bu bakımdan haccın böyle bir şartı var. Diğerlerinde yok yani. Zaten işte zekat, namaz, oruç. Bunlarda şart aranmıyor. Bunlar her sağlam, akıl bağlı olan Müslüman yapması lazım. Fekale, yok fe yok. Gale, gale sadakte. Bu soruyu soran dedi ki sen tamam doğru söyledin dedi. Gale, bu kale de Hazreti Ömer'in ifadesi. Yani İbn-i Ömer diyor ki, kale babam dedi ki, fe'acebna lehu, biz şaşırdık. Şaşırdık yani doğru söyledin demesi. Niye? Çünkü yes'aluhu hem soru soruyor ve yusattiguhu hem de doğrusun diyor. Tasdik ediyor. Yusattiguhu, sattaga yusattiguhu, tasdik ediyor. Se'ele yes'alu, soru soruyor, sattaga yusattiguhu, şey yapıyor. Yani tasdik ediyor yani. Hem soruyu soruyor hem de doğru söyledin diyor. Ondan sonra ikincisi kale misafir diyor ki fe akhbirni anil iman. Ya Resulallah bana imandan bahset. Nedir iman? Yani ben imanı bilmek istiyorum. Kale Resulullah buyurdu ki en tu'mine billahi Allah'a inanmandır. Ve melaiketihi meleklerine inanmandır. Ve kütübihi kitaplarına ve rusulihi, rasullerine ve yevmil ahiri. Burada rasul demiş, nebi niye dememiş? Neyse fazla vakit yok, bunu ben açıklayayım.
Çünkü Resullerin tebliğleri açıktır. Yani ben Resulüm demesi gerekiyor. İnsanları davet etmesi gerekiyor. Nebilerde öyle bir zorunluluk yok. O gizli kalabiliyor. Yani akaidde böyle geçiyor. Mesela akaid kitapları var. Şerhül Akaid, Ramazan Efendi, Şerhül Akaid'in şerhi var. O gizli kalabiliyor Nebi. Ama Resul mecbur tebliğ ediyor ve ona da inanmak gerekiyor. Onun için böyle Resul'ü demiş. Yani Enbiya'yı dememiş. Ve liyevmil ahiri, ahiret gününe ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Efendim, şimdi bir şöyle bir sorun var. Burada sıralama yapmış. İllahi, hani Allah, melekleri, kitapları, rasulleri, kıyamet günü. Acaba bu sıralama niye böyle olmuş? Bir fikri olan var mı? Normalde mesela Allah, ondan sonra kitapları gelmesi lazım. Çünkü Allah'ın kelamı ya, yani de sıralama açısından bakarsak. Ama burada melekleri gelmiş. Bir fikri olan var mı? Acaba niye böyle sıralanmış? Kitaplardan önce melekler yaratıldığı için olabilir mi? Yani kitaplar Allah'ın kelamı zaten, onlar hep vardı mahlukattan önce de. Onun şeyi şu, sıralaması: Allah melekleri vasıtasıyla kitapları rasullerine gönderdiği için yani böyle sıralama yapılmış. Biz öyle öğrenmiştik en azından. Yani Allah-u Zülcelal meleğini görevlendiriyor. Şu kitabımı veya şu hükümlerimi şu Resulüme götür diyor. Onun için böyle sıralama yapıldığını öğrenmiştik. Onun için yani bunun hikmeti bu. Sonra Kale, o misafir, dedi ki sadakte, doğru söyledin. Kale fe ahbirni anil ihsan. Şimdi imandan, İslam'dan sonra dinimizin üçüncü kısmı nedir? İhsandır, değil mi? Değil mi? Nahl suresinde 90. ayette her cuma cumaya gidenler bilir. Hatip okur şeyden sonra, hutbeden sonra. Bismillah. İnna Allaha ye'muru bil adli vel ihsan. İhsan yani ihsan etmek, güzelleştirmek. Hasuneden, değil mi? Hasune güzel oldu. Ahsene güzel yaptı anlamı. İhsan oradan geliyor. Lugat manası bu. Filologische Bedeutung. Kale, İhsan nedir diyor? Gale, Resulullah Efendimiz buyurdu ki: En ta'budallaha ke'enneke terahu. En ta'bude senin ibadet etmekliğindir. Kime? Allah'a, Allah'a. Nasıl? Ke'enneke, sanki sen terahu, onu görüyorsun. Yani onu görüyor gibi kendine çeki düzen vererek ona ibadet etmen ihsandır diyor. İbadetini güzelleştirmek. Yani farzı var, vacibi var, sünneti var. Ama da sen fazladan daha çok dikkat ediyorsun. İhsan budur diyor yani. Aslında bir manaya göre bunun tasavvuf olduğunu söyleyenler de var. Yani ihsanın buradaki anlamı. Çünkü insan terbiyeyi, edebi tasavvufta da öğreniyor. Ve daha güzel öğreniyor belki. Nefsini kırarak. Fe'inlem tekün tarahu, her ne kadar, buradaki in şeydir bakın, haliye, her ne kadar sen onu görmüyor olsan bile, fe inlem tekün tarahu fe innehu yarake, o seni mutlaka görüyor. Yani öyle düşün diyor Resulullah Efendimiz. Ondan sonra işte burada şeyi soruyor, normal vakit bitti ya, bunu biraz hızlı geçelim. Fe ahbirni ani saati, bana kıyametten haber ver diyor. Kale, Resulullah buyurdu ki: Mel mes'ule anha bi aleme min es-sa'ile. Yani bu konuda sorulan kişi sorandan daha çok şey bilmiyor diyor. Yani kıyametin saatini. O zaman diyor ki: Kale fe ahbirni an emaretihi. Bana da onun işaretlerinden bahset. Tamam, saatini bilmiyoruz tam olarak, belki saniye saniyesine. Ama hani işaretleri nedir, onun yaklaştığını nasıl anlayabiliriz gibi. Buyurdu ki, tam zamanımızı anlatıyor bakın. Özellikle yani hani kusura bakmayın da biraz hanımlara da hitap bu. En teledel ematu rabbeteha. Cariyenin efendisini doğurmasıdır diyor. Ne anladık bundan? Var mı bir anlamak
ne anladığını söylemek isteyen veya bir fikri olan. Ben söyleyebilir miyim hocam? Tabii ki, ne demek? Yani çocuklarımıza köle olmalıdır. Ha, evet. Yani kölelik devri kalktı değil mi? Bilmem 19. yüzyılda kalktı. Neden kalktı? İnsanlara iyilik için kalkmadı. Çünkü kölelik sistemi sanayicilere çok ağır geldi. Dediler biz bunlara maaş verelim, ne yaparsalar yapsınlar dediler. Çünkü köleyi sabah akşam beslemen, doyurman, üzerine başına bakman gerekiyor. Yani hayır yapmış gibi olmadılar aslında. Kendilerini kurtardılar masraftan. Şimdi burada diyor ki yani kölelik kalk tamam ama anneler yani emetü cariye demek, hizmetçi kadın. Cariyeler diyor efendilerini doğuracak diyor. Yani ne demek? Çoluğunun çocuğunun kölesi olacak. Bu anlama geliyor. Çoluk çocuk şimdi ne yapıyor? İstediği gibi azarlayabiliyor, kızabiliyor, istediğini yaptırabiliyor. Her iki taraf için de çok büyük bir eziyet yani. Çünkü çocuğun her dediğini yaparsan çocuk azar. Kısaca öyle diyeyim. Artık tecrübesi olanlar vardır mutlaka. O en teral hufat el urate. El hufat yalın ayak olanlar. El urat da uruyan yani çıplak gezenler anlamında. Yani üstü başı olmayan kişilere teşbih yapılmış. El ale, el alete fakir olanlar. Riya-i koyun çobanları. Yetedavvaluna fil bünyan. Yani bünyan, yani bina yapmakta yarışacaklar diyor. En büyük kimin binası? Kim büyük bina yaptı? Yani adam fakir görünüyor ama bina yapıyor. Uzun gökdelenler yapıyor. Yani bugün büyük şehirlerde, ne bileyim, İstanbul'a bakın. Kat kat gökdelenler var. Veya daha büyük, daha başka ülkelerdeki büyük şehirlere bakın. Her taraf bina dolu. Efendim, sümme hekale. Hazreti Ömer buyurdu. Tabi misafir cevap vermiyor da Hazreti Ömer devam ediyor. Kale oraya gidiyor Hazreti Ömer'e. Sümmen talaka, o kişi gitti. İntalaka gitti yani ayrıldı. Bizden ayrıldı. Yani Sure-i Keyif'te var yani fen talaka diye bir şey var, bir kısım var ayette. Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ı anlatan. Felebestü meliyen, ben diyor Hazreti Ömer bir müddet böyle bir kala kaldım. Sümme kâleli, Resulullah bana dedi ki, ya Ömer, ey Ömer, etedri menis sâilü, sen bu soru sorunu tanıdın mı, biliyor musun? Bak burada da bir e var, görüyor musun? Soru soruyor. Bak soru, etedri. Normalde tedri, biliyorsun veya bilirsin, değil mi? Böyle şairler isimlerini şiirlerin altına yazmamak için la edri derler. Yani yazanı bilmiyorum anlamında. Kimin yazdığını bilmiyorum. La edri. Sen bildin mi? Bu kimdi diyor. Kultu. Ben de dedim ki diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Allah ve Resulü alem. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Kale buyurdu ki fe innehu Cibril etâküm yuallimekum dinekum. Bu Cibril aleyhisselamdı. Size dininizi öğretmeye geldi buyurdular diye. Evet. İman, İslam, İhsan işte böyle. Cibril, meşhur Cibril hadisi bu. Dediğim gibi Sahih-i Müslim bu. Sahih-i Buhari'de de önce Mel İslam diye başlıyor. Burada Mel İman diye başlıyor. Burada Mel İslam diye başlamış. Yani arasında küçük bir fark o yani. Şimdi rivayetlerde böyle anlatan kişi belki sırayı değil karıştırmış olabiliyor ama bu hadise sıhhatine bir halel getirmez. Yani Hazreti Ömer gibi bizzat hadisi, değil mi? Ahad hadisler vardı mesela hadis bahsinde. Bu derse gelmedik galiba. Tek o kişi rivayet ediyor. Şunu sorabilir miyiz? Orada ahirete imandan, kaderden bahsetmiyor iman bahsinde. Onlar eksik değil mi orada? Vardı hocam. Var mıydı? O zaman hızlı mı geçti? Biraz öyle oldu galiba. Bak, ve tu'mine bir kaderi. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine diyoruz. Orada ben herhalde göremedim galiba. Burada. Ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Hani ben diyoruz ya amantü billahi ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Bu onun şeyi yani kurs fasun kısaltılmışı. Sonradan bu 32 farzı şey yapan, düzenleyen, hani
bildiğim kadarıyla Hasan-ı Basri Hazretleri böyle bir sistematik hale getirmiş bunları. Ya bunlar böyle dağınıktı eskiden sahabi zamanında. Bunları sistematik hale getirdiler. Hasan-ı Basri, İmam-ı Azam Hazretleri çok büyük hizmetleri oldu yani. Bunlar kafalarından mezhep kurmadı. Bunlar sadece mevcut olan rivayetleri bir araya getirip sistemleştirdiler. Yani mezhep odur. Mezhep sonradan icat edilmiş bir şey değildir. Mesela İmam-ı Azam Hazretleri Irak'ta yaşadı ve Irak'ın imamı Eshab-ı Kiram'dan 4 Abdullah'tan Abdullah İbni Mesud Hazretleri'di. Yani çok değerli bir sahabi, müçtehit, alim. Yani sahabinin hepsi müçtehit değildi, alim değildi. Yani ziraatla uğraşanlar da vardı, ticarette uğraşanlar vardı. Bir de alim, müçtehit olanlar vardı. Yani onların da aralarında böyle fark vardı. Yani Irak'ta biz şimdi Hanefi mezhebi olarak İbni Mesud Hazretleri'nin içtihatlarına göre amel ediyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim okuma olsun, amel olsun, namaz, usul gibi fıkıh yani genel olarak fıkıh. İbni Mesud Hazretleri'nden öğrenilen şekilde. Bir de İmam-ı Azam Hazretleri'nin Hazreti Ali'ye dayanan bir silsilesi var. Yani iki yerden feyiz almış ilim olarak. Yani bunlar... burada Cebrail Aleyhisselam insan kılığında peygamberimize geliyor. İslam, iman, ihsan ve kıyametten bahsediyor. Onu hem soruyor hem de cevabını alınca doğru söyledin diyor. Kıyamete evet. Gelince sorulan diyor, sorandan daha fazla bilmiyor diyor. Yani peygamberler kıyamet bilmez ama diyor kıyamet alametleri şunlardır diyor, sayıyor öyle mi? Şöyle anlamak lazım onu. Yani soran, yani sorulan kişi sorandan fazla bilmiyor demek. Yani ikimiz aynı şeyi biliyoruz anlamına geliyor. Hani sen veya ben fazla bilmiyoruz. Sen bana ne öğrettinse ben onu biliyorum demek istiyor peygamberimiz. Aslında biliyor tabii. Biliyor ama anlatması yasak. Yani peygamberlere ilimler verilmiş. Mesela ne diyorlar? Miraç'ta 90 bin kelam konuşuldu. Hazreti Allah şunları ümmetine mutlaka anlat. Şunları istersen anlat. Şunları hiç anlatma buyurmuş. Gizli ilimler var yani. Sadece peygamberimize mahsus. Yani bize anlatması gerekenleri anlatmış. Diğerlerinden de dilediğini anlatmış. Muhayyer olduklarından. Ama bir kısım ilim var ki onları anlatması yasaklanmış. Sadece sen bileceksin o kadar. Yani böyle düşünmek lazım yani. Yoksa peygamberimiz Hazreti Allah'ın Habibi niye bilmesin ki? Hani neyse. diyor ki yani bilen mel mes'ule anha bi aleme. Alemi daha çok bilen anlamına geliyor. Ama burada diyor ki sorulan kişi sorandan yani sailden daha çok bilmiyor diyor. Aynı şeyleri biliyoruz anlamında söylemek istemiyor yani. Ya öyle anladım. Cibril Hatisi. Evet. Başka bir sorusu, yorumu olan var mı? Fazla da vakit geçirmeyeyim, yorucu olmasın. Haftayı şimdi demin açtığımda bir kişi vardı. Dedim eyvah eyvah herhalde gelmeyecekler. Haftaya kadar bunu ezberleyeceğiz mi hocam? Ya bu böyle bir şey yani. Hani bir tabir vardır. Tabirimi mazur görün. Hani, ağza bal çalmak yani böyle heveslendirmek Arapçaya. Öyle bir düşünceydi. Evet, geçen hafta da öyle bir soran oldu. Böyle bir şey yapsak nasıl olur diye. O manada yani son 15 dakikaya böyle ayıralım demiştik. Maksat oydu. Aslında güzel oldu. Aslında hadis dersinde de bu şekilde şey anlatılsa güzel olur. Allah razı olsun. Ben talibim yani. Ben şimdi bir şeyde ısrar etmiyorum. İsmail hocamızın şeyini elinden almayalım. Demin demiştim ya Müslim tam ismi burada var bakın. Şurada. Bu sayfada varmış. Ebul Hüseyin Müslim İbni El-Haccac El-Kuşeyri rahimahullah. Bu tam ismi. Şurada da. Bu Sahih Müslim'in şeyi. Yani Müslim isminin geçtiği Zat-ı Şerif. Bu yani. Güvenilir. İmam Buhari'den sonra İmam Müslim geliyor. Bundan sonra diğer dört tanesi geliyor. Bunlar sahihan. İki tane sahihler. Bundan sonra dört tane. Hepsi altı. Sonra Müsned-i Ahmed İbni Hanbel var. Tamamı 9 olması lazım hadis kitapların. Ama Buhari ile Müslim çok sağlam, çok güvenilir. Artık
Allah yardımcınız olsun. Ha, şu hocam, manadır, bu, yardımcınız olsun dedim. Başta buyur. Bir yazı var. Birdi en başta sağ tarafta. Bu mu? Kitab-ül İman mı diyor? Kitab-ül İman, evet. İman, ben şimdi hadisi anlatmak için buraları şey yaptım. Kitab-ül İman Babu Beyanil İmani, burada şeye koymuş ama bu matbaa hatası herhalde, çizgi var burada. Normalde beyan demek. Babu Beyanil İmani vel İslami vel İhsani ve Vücubil İmani bi İthbat Kaderillahi Subhanehu ve Teala ve Beyanil Delili alet teberri mimmen la yu'minu bil kaderi ve iğlazil kavli fi hakki. Öyle şey yapıyor, devam ediyor. Şimdi Levent Hocam, çalışmadığım yerden sordum. İnşallah yine haftaya böyle kısa da olsa bizi ilgilendiren. Çünkü iman bahsi çok önemli. Yani imanın altı şartı çok önemli. O sağlam olduğu zaman insanın ameli az da olsa onu kurtarıyor. Ama mesela adam ne diyor? Kadere inanmıyor değil mi? Yani memlekette öyle şeyler yetişiyor. İnsanlar yetişiyor. İlim ehli olma adına Allah gaybı bilemez diyor. Ne münasebe yani, ne cesareti diyorsun. Zaten Allah kimin ne yaptığını, ne yapacağını biliyor. Çünkü zamanın dışında o. Zamanı yaratmış, bizi zamanın içine sıkıştırmış. Yani zamanın bir akışı var ama o seyrediyor. İleriyi de görüyor. Yani Peygamberimize bile göstermiş. Miraç'ta diyor ki ben öyle bir noktaya geldim ki diyor, aynı anda hem doğuyu gördüm hem batıyı diyor. Yani hem ezeli gördüm hem yani hem ezeli gördüm hem bekayı gördüm diyor. Ebedi hayatı gördüm diyor. Bu ne demek? Ona büyük bir şey işte, ihsan. Buna gösteriyor Hazreti Allah. Tabii bu mümkün yani. Hatta zamanda tayyiz zaman yapan, zamanda yolculuk yapan şeyler var. İnsanlar var. Biz tanımıyoruz tabii de. Mesela Hızır Aleyhisselam'ın öyle yaptığından bahsediliyor. Yani zamanda yolculuk yapan, aynı anda istediği yere gidebilen, hataları düzeltebilen öyle insanlar var. Allah'ın özel kulları var. Öyle yani. Yani biz bir sevdiğimiz insana elimizden geldiği kadar imtiyaz vermek istiyoruz. Hazreti Allah bundan aciz mi? O fazlasıyla verir. Sevdiği kullarına. Böyle. Yeter mi bu kadar, yoksa bir el kaldırma var? Hocam buyurun. Evet hocam, Allah razı olsun. Cümlemizden. Bu şekil bilmiyorum doğru olur mu ama mesela son böyle dersin bitmesine az bir vakit kala feedback kundu, geri dönüşüm. Yapsak ya da dilek ve temenniler bölümü yapsak böyle. Şimdi benim zaten yorumu sorusu olan demek istediğim o zaten. Yani yorum olan, sorusu olan açıkça söyleyebilir. Hiç ne bileyim yani, biz hepimiz düzeltilmeye, ikaz edilmeye ihtiyaç muhtacız kul olarak. Hata yapma potansiyelimiz var. Yani hata şimdi yapmak sorun değil, düzeltmemek sorun. Yani açıklama olarak, yani inhalt olarak tabii ki hepimizin beğendiği bir ders, hani dinlemek. Yani bilmiyorum, şu an kayıt devam ediyor mu hocam? İsterseniz kaydı kapatalım. Kapatalım o zaman. Evet, tamam. Eğer ders bitirse. Kapatalım. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Evet, Allah razı olsun tekrardan. Yani söylemek istediğim şey şu.